Sağlığım için her şeyin bu bölümünde akciğer kanserini, akciğer kanserinin ortaya çıkmasında bir risk faktörü olarak sigaranın yerini, önemini ve cerrahi tedavi seçeneklerini Memorial Şişli Hastanesi'nden göz cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Adnan Sayar anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlayacağız. Ancak belki sorulara olanlar olur. Ee, belki de görüşleriyle, önerileriyle programa katkıda bulunmak isteyenleriniz olabilir. Sevgili izleyiciler şimdi sırada iletişim bilgilerimiz var. Hep deniyor ki akciğer kanseri hem dünyada hem de Türkiye'de en sık rastlanan kanserler arasındadır. Akciğer kanseri kadınlarda ve erkeklerde ne oranda rastlanan bir problemdir? Ve özellikle ortaya çıktığı bir yaştan bahsedebilmek mümkün mü? Akciğer kanseri tüm dünyada ve ülkemizde dolayısıyla kanserden ölümler arasında birinci sıradadır. Bu kadınlar için de ne yazık ki artık yükselmiş ve erkeklerle aşağı yukarı benzer seviyelere gelmek üzeredir. Yüz binde yüz oranında bir genel oran vardır. Bu ülkelerin kayıtlarıyla da ilgili olmakla birlikte ülkemizde de yüksektir. Yıllık artış hızı gelişmekte olan ülkelerde artmakla birlikte gelişmiş ülkelerde sigara zararının anlaşılmasından dolayı azalmaktadır. Ee, ülkemizde bu oranlar e, binde beşle erkeklerde yüzde dört dün üzerinde kadınlarda artış göstermektedir yıldaki e, akciğer kanseri sayısı e, ve doğal olarak da büyük bölümü bunların sigara içimiyle e, alakalıdır. Çok değişik bir şey dikkatimi çekti. Zaten söylemiştiniz kadınlarda daha hızlı artıyor. Erkeklerde binde beş, kadınlarda yüzde dört dediniz evet. değil mi? Şimdi kadınlarda da herhalde sigara e, kullanımı ile mı ilgili bu artış oranının yüksekliği? Evet. Ee, ülkemizde de kadınlarda artan sigara kullanımı e, hı hı. yıllık artış oranını da arttırmıştır. Ee, Birçok ülkede de kanserden ölümlerde kadınlarda ve erkeklerde birinci sıradadır akciğer kanseri. O zaman hemen risk faktörü sigarayı belirttiğiniz için biz de sağlığım için her şey programı olarak zaten sigarasız dumansız hava sahasını gönülden destekliyoruz ve biliyoruz ki akciğer kanserinin oluşumunda sigaranın çok önemli bir rolü var. Sigara içenlerde akciğer kanseri riski ne oranda artıyor içmeyenlere göre? İçilen paket miktarı ya da sigara içilen süre Bunlar da e, akciğer kanseri riskini etkileyebiliyor mu? Evet. Türkiye aslında e, Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla e, sigaraya karşı en ciddi önlemleri alan ülkelerden bir tanesidir. E, çok ciddi yaptırımlar vardır ve sigaranın görünmesi, gösterilmesi de e, yasaktır. E, i̇çtiğiniz sigaranın miktarı ve sigaranın süresi akciğer kanserine yakalanmada önemlidir. Eğer 10 yıl boyunca günde 20 paket 20 adet sigara içerseniz akciğer kanserine yakalanma ihtimaliniz çok ciddi miktarda artar. Bunun yanı sıra çevresel maruziyet de yani doğadan maruz kaldığımız bir takım radyoaktif ve kanserojen maddeler, modern şehir yaşantısında maruz kaldığımız kimyasallar da bunu hızlandırmaktadır. Ama biliyoruz ki akciğer kanserlerinin yüzde 85'i sigara ile ilişkilidir. Ancak yüzde 15'lik bir oran sigara dışı sebeplerle olabilir. Sigara ile ilişkisi yoktur. Tabii genetik faktörlerin de bunda çok ciddi rolleri vardır. Genetik faktörlere biraz sonra gelmek istiyorum. Bir de tabii pasif içicilik var. Sigara içmeseniz bile sigara dumanına maruz kalmakla ilgili. Ee, örneğin anne babası sigara içerne, evde sigara dumanına maruz kalan bir çocuk ya da iş yerinde sigara dumanına maruz kalan hiç sigara hayatında içmemiş bir insan. Pasif içicilerdeki akciğer kanserine yakalanma riski de var mıdır? Evet pasif içicilerde de ciddi oranda yükselir akciğer kanserine yakalanma ihtimali. Sigaranın en kötü tarafı hemen bir şey yapmaz içtiğinizde. Bu yıllar sonra, on yıllar sonra zararlı etkilerini görürsünüz. Hem içenler için hem pasif içiciler hı hı. için. Çok iyi biliniyor ki sigara içilen evlerde, Pasif içicilerin de akciğer kanserine yakalanma ihtimalleri artıyor. O evlerdeki çocuklarda akciğer enfeksiyonlarına yakalanma ihtimalleri artıyor. Ee, i̇çenin yanı sıra içmeyenler de pasif içicilikten dolayı ciddi şekilde etkileniyorlar. Babası, annesi, özellikle de babası sigara içen kişilerde kendi yaş grubumuza baktığımda babam akciğer kanseri oldu diyor. Sanki o söylemlere baktığımda yaşlılıkla ilgili bir akciğer kanseri hastalığıymış gibi görülüyor. Babası ya da annesi, amcası akciğer kanseri olanlarda biraz önce genetiğe işaret ettiniz. Kalıtımsal yönden akciğer kanseri olma riski nedir? Çok ciddi risk altındadır. Hı hı. Ee, yakın akrabalarında özellikle anne baba gibi çok yakın akrabalarında akciğer kanseri bulunanlarda e, kansere akciğer kanserine rastlanma ihtimali 4-5 kat artar. Eğer bu kişiler ilaveten da içiyorlarsa bu onlarca kat artacak demektir. Onun için hem sigaradan ciddi şekilde uzak durmak lazım hem de bu demin bahsettiğimiz kimyasallardan mümkün olduğunca uzak kalmak lazım. Şimdi Biraz sonra özellikle risk grubuna giren kişilere ve genel topluma programımızın en sonunda akciğer kanseri taraması açısından önerilerinizi alacağım. Ben şimdi tedaviye gelmek istiyorum. Diyelim ki bir vakaya akciğer kanseri tanısı koydunuz. Kanserin küçük hücreli ya da küçük hücreli dışı olmasına göre, türüne göre, evresine göre, akciğerde bulunduğu bölgeye göre tedaviye yaklaşımda hangi yöntemler var ve özellikle sizin branşınız olan göz cerrahisinde ameliyatı ne zaman bir hastaya öneriyorsunuz? Ee, öncelikle eğer kişi 40 yaşın Hı. üzerindeyse, 15 gündür geçmeyen öksürüğü varsa, balgam çıkartıyorsa veya bir kez dahi olsun kanlı balgam olduysa mutlaka bir hekime, göğüs hastalıkları uzmanına, göğüs cerrahına ya da bir aile hekimine müracaat etmek lazım. Herhangi bir ciddi rahatsızlık olmadığından emin olmak gerekir. Bütün bu şikayetlerle gidilen doktor tarafından eğer akciğer kanseri tanısı konursa ki bunun yöntemleri önce radyolojik incelemelerdir, düz filmler, tomografi gibi. Sonrasında tanısal işlemler yapılır hastaya. Bunlar iğne biyopsileri, bronkoskopi gibi günübirlik yapılabilecek non-invazif dediğimiz yöntemlerdir. Bu yapıldıktan sonra hastanın evrelendirme aşaması çok önemlidir. Hı hı. Biz elimize tanı geldikten sonra küçük hücreli ve küçük hücreli dışı diye genel olarak akciğer kanserlerini ayırıyoruz. Hı hı. Küçük hücreliler genellikle onkolojik tedavilere yani kemoradyoterapilere aday olan hastalardır. Ee, ama küçük hücreli dışı olanların bir grubunda cerrahi e, ön plana çıkar. Ee, hastaların tam evrelendirmesini yapmak gerekiyor bu aşamada. Biz bunun için e, beyin MR'ları, PET e, görüntüleme ve mümkünse medyasyonoskopi, endoskopik e, göğüs boşluğu içinde video torakoskopik incelemeler yapabiliyoruz. Eğer hastalık erken evre olarak tespit edilirse bütün bu incelemelerin sonunda cerrahiye aday oluyor. Bu ne oranda bir hastayı içeriyor? Aslında bu oran akciğer kanseri tanısı almış hastaların ancak %15'ine karşılık geliyor. Bu kadar küçük bir oran. diğer grup hastaya hastalığın yaygınlığı ya genel durumun bozukluğu veya yetersiz solunum kapasitesi kardiyak performans nedeniyle cerrahi adayı olamıyorlar. Bu %15'lik küçük grupta tam evrelendirmesi yapılmış. lenf bezi tutulumu olmayan, uzak metastazı, uzak yayılımı olmayan ve tümörü çıkartılabilir durumdaki hastalardan oluşuyor ve cerrahiye aday oluyorlar. Şimdi cerrahi de herhalde dün telefonda da konuştuğumuzda sizinle iki teknikle yapılabiliyor. Açık ameliyat ya da kapalı teknik. Öncelikle kapalı ameliyat yöntemini yapabilmek için akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde ne tür özellikler ararsınız? Her hastaya ameliyat olması gereken her hastaya herhalde Açık ameliyat yerine kapalı ameliyat yapılamıyor. Yine tümörün bulunduğu bölge cinsi, sayısı yayılımı gibi faktörler herhalde etkili. Tümör cerrahisi yaparken ana prensibimiz tümörün yüzde yüzünü çıkartabilmek. Hı hı. Bu cerrahi sırasında tümörün yüzde 99'unu çıkartmak hasta açısından yeterli ve iyi bir durum değil. Dolayısıyla iki cerrahi tekniği birbirinden ayırmak gerekir kapalı cerrahi yapılabilecek, video torakoskopik cerrahi yapılabilecek hasta grubuyla tümörün çapı büyük, yerleşim yeri ana bronşlarda veya ilave organları yapıları tutmuş. Örneğin göğüs duvarını, kalp zarını, diyafragmayı veya mediasten dediğimiz orta hatta büyük yağ doku tutulumu yapmış tümörleri ayırmak lazım. Buna bir ilave de bizim neoadjuvan kemoradyoterapi dediğimiz yani hemen ameliyat etmediğimiz öncelikle kemoterapi ve radyoterapi verip daha sonra ameliyat etmediği planladığımız hastalar genellikle açık cerrahiye aday olan hastalar. Ancak tümörleri 5 santimden ufak, akciğerin bir lobunun içinde yerleşik, ana bronşlardan genel olarak uzak. ...hasta grubu da kapalı ameliyatlar için aday oluyorlar. Her ikisinde de prensip tümörün tam olarak çıkartılması... ...ve tam evrelendirmesini yapabileceğimiz... ...lenf bezlerinin beraberinde çıkarılmasıdır. Son artık 3,5 dakika içindeyiz. Bize biraz kapalı ameliyatları anlatır mısınız? Video Videotoroskopik dediniz. Evet. Ameliyatlar nasıl yapılıyorlar ve... E, uygun vakalarda seçilmiş akciğer kanserli hastalarda kapalı teknikle yapılan ameliyatlar herhalde bir takım da avantajlar getiriyor. Bize bu avantajlar konusunda da bilgi verir misiniz? E, demin de söylediğimiz gibi eğer e, erken evre cerrahiye aday bir hastaysa, tümör e, herhangi bir lobun içinde yerleşikse, ana bronşlardan uzak ve lenfatik e, diseksiyonu tam yapıyor isek e, hastalar e, video torakoskopik cerrahiye aday olurlar. E, bu yöntemle yapılan hastalarda ameliyat sonrası ağrı çok az olur çünkü e, göğüs boşluğundaki kaburgalar e, özel aletlerle ayrılmaz ve buralardan geçen sinirler hasarlanmaz e, hı hı. ve e, zarar görmez. E, büyük ameliyatlardan sonra adele kesilmesine kemiklere bağlı salgılanan yangı faktörleri salgılanmaz. Dolayısıyla ameliyat sonrası hastaların ağrısı çok az olur. Taburculukları kısa sürer. Bu olguların sonuçlarını açık cerrahilerle karşılaştırdığımızda da yaşam süreleri lokal nüksler açısından da bir fark yoktur. Dolayısıyla uygun hastalarda kapalı ameliyatları her zaman tercih etmek gerekir. Bir şey gerekir. merak ettim. Ee, çünkü saymadığımız, bugüne kadar da çok duymadığım da bir şey. Şimdi karaciğer kanserinin tedavisinde karaciğer naklinin de bir yeri var. Gelelim akciğer kanserine. Siz bugüne kadar başarılı akciğer nakillerine de imza atmış Türkiye'deki sayılı uzmanlardan birisiniz Bu açıdan baktığımda akciğer kanserinin tedavisinde özellikle çok ileri vakalarda Akciğer nakli gibi bir seçenek de gündeme getiriliyor mu ya da böyle bir durum var mı? Normalde herhangi bir organ nakli olabilmek için hı hı. kanser varsa dahi iyileşmiş ve 5 yıl hastalıksız bir süre geçmiş olması gerekiyor. Akciğer kanserinde de çok nadir vakalarda özel kanser tiplerinde iki taraflı akciğer nakli yapılmış. Ama bununla ilgili literatürdeki seriler çok az birkaç vakadan ibaret. Uh -huh. Ve e, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanımına bağlı nakil sonrası uh -huh. e, kanserlerin nüksetmesiyle ilgili yayınlar var. E, ve e, nakil endikasyonlarında klasik endikasyonlar arasında yer almıyor. Ancak çok çok seçilmiş özel tanılarda denenebilir e, akciğer nakli. Şimdi artık son olarak biraz önce belirttiğim e, sorunun yanıtını rica edeceğim sizden. Özellikle risk grubuna girenlerde, şimdi dediniz ki akciğer kanserinin ancak %15'lik bölümüne cerrahi tedavi uygulanabiliyor. Aslında herhalde bundaki en büyük faktör de, vakalara geç e, tanık olması. Evet. Akciğer kanserinde tarama testlerinin risk gruplarına ve risk grubuna girmeyen normal popülasyona göre ne şekilde e, yaptırılmalı? Bu konuda bilgi verir misiniz? Ee, Birçok ülkede tarama testleri yapılmış. Ee, akciğer filmleri, bronkoskopi incelemeleri gibi hı hı. Ee, özellikle nüfusu az ülkelerde gelişmiş ülkelerde yapılmış ama eee en etkili olanın düzenli aile hekimi kontrolü. Hastaların şikayetleri olduğunda yani öksürük, balgam çıkarma, tek sefer dahi kanlı balgam çıkarmak ve göğüs ağrısı gibi şikayetleri olduğunda mutlaka doktora gitmelerinin bütün tarama testlerinden daha etkili olduğu saptanmış. Dolayısıyla biz de hastalarımıza ve bizi dinleyenlere mutlaka sigarayı bırakmalarını ve şikayetleri olduğunda mutlaka bir doktora gitmelerini öneriyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Adnan Sayar sağlığım için her şeye katıldığınız için sağ olun. Sevgili izleyiciler sigara gerçekten sağlığımız için zararlı. Profesör Doktor Adnan Sayar'ın da belirttiği gibi hem kendinizin hem de sizle birlikte aynı evi, aynı ofisi paylaşanların sağlığı için sigarayı bırakın. Ee, sağlığım için her şeyde şimdi konuştuğumuz konu akciğer kanseri ve cerrahi tedavileri konusunda sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.